diyorsunuz. Türkiye'de bu sağ kültüre bir yanlış bir şey öğretildi, sağ kültüre. Felaketler hep başkasının başına gelir diyor, öğretti yani. Adam hani gelir, o felaket başkasına gelecek, sen dua edeceksin. Hep böyle. Yani ağlayan sen olmayacaksın. Türkiye'de başkası böyle öğretildi sağcı kitlelere. Ne yapabiliriz ki yani? Evet, tabii bundan sonraki süreçte neler olacağı konusunda böyle bir ütopya var aslında. Kimsenin kafasında ya, net bir durum yok. Her kesiminde aynı şekilde bence. Ben öyle düşünüyorum. Yani kimse netleştiremiyor kafasında geleceğini, gelecek şimdi yeni Türkiye'yi. Bir şeyi kafamıza koyalım. Yepyeni bir dünya kuruluyor. Bu 10 yılda kurulur, 15 yılda, 20 yılda kurulur. Ama vahşi liberalizmin sonu gelmiştir. Bir hazmede hazmede. Yani hiç kimse bir öğünde 5 tabak yemek yiyemez. Liberal ekonomi de yiyemez. Ama iş adamı yiyeceğini söylüyor. Bütün dağları alıyor, işgal ediyor. Yani şey yapıyor. Bu mümkün değildir. Bu kadar doğaya ve insana bu kadar zarar veren bir ekonomi mümkün değildir. Bu bitmiştir. Teorik olarak çökmüştür ama bunun kalıntıları 30 yıl, 20 yıl yaşayabilir. Ama şimdiden herkes doğadan ve insandan yana yerini alsın. Yeni bir dünya kuruyor. Kesinlikle. Şimdi deprem felaketini yaşadık. İstanbul'a bakıyorsunuz. Geçtiğimiz 10 sene önce deprem felaketi yaşandığı zaman sığınabilecek alan sayısı 600 iken bakıyorsunuz 200'e düşmüş. Tabii. Bu alanların hepsinde rezidanslar var, AVM'ler var, çünkü saçma bütün sapan insanlar, binalar. çünkü bütün insanlar gözünü liberal ekonominin, vahşi ekonomiye odakladı. Rakama odakladı, borsaya odakladı. Korunmaya, güvenmeye, yerliye, kendi olana, çalışmaya, üretime değil. Ve vahşi liberalizmden artık dünya illallah dedi. Doğa, taş, su, hava, her şey illallah dedi. Dünyanın dayanma tahammül gücü kalmadı. Dünyada büyük bir kanser hastalığı başladı. Dünyanın kendisi yani, ovaları, dağları kendisi. Öyle iğrenmeye başladık insanlar vahşi liberalizmden. Artık bir icat olmasın, artık birisi bir şey keşfetmesin diyorlar. Oysa bu uygarlık icat ve keşifle kuruldu. Şimdi herkes aman birisi icatta, aman bir icat çıkarma, bir keşifte bulma. Niye? Her yeni icat ve keşif doğayı yeniden sömürme ve insanı yeniden daha başka bir tüketime doğru sokuyor. Durdurun dünyayı diyorlar yani. Vahşi liberalizm. Aman icat etme, şey de yapma, keşfetme de diyorlar. Çünkü tam bir rakamların içine gömüldü. İnsan mutluluk diye bir şey. Yani servet rakam. İnsan mutluluğu servet değil mi? Ruhsal sermaye diye bir şey var. O bilançolar senin, benim, ailemin, çocuğun mutluluğunu yazıyor mu? Acılarını yazıyor mu şimdi? O işçi çocuklarının, çocuklarının acılarını onlar yazıyorlar mı? Muhteşem bir eşitsizliği liberal ekonomide vardı, vahşi ekonomide zaten vardı. Ama Müslümanlar buna itiraz bulunmuştu iktidara gelmeden. Ama şimdi gelip onun kırbaçlayarak o vahşi liberalizmi bir de şey yapan, destekleyen bir yere geldi.